değişiklik yapmak zorunda kaldım. Canlı yayını YouTube üzerinden yapacağım. Mecburen YouTube üzerinden yapacağız canlı yayını. Belki katılım daha az olacak. Ancak hukuki nedenlerden dolayı son yayınlanan bir genelge var. O genelge nedeniyle ne yazık ki burayı kapatmak zorundayım ve yani daha doğrusu Instagram'ı kapatmaktan bahsetmiyorum ama canlı yayını kapatmak zorundayım. Çünkü buradan soru soramıyorsunuz veya yazdığınız şeyler gerçekten Sağlık Bakanlığı tarafından ve aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından reklam şeyine giriyor. Dolayısıyla sorularınızı yani benim Instagram hesabıma girerseniz yukarıda bir YouTube kanalı ikonu var. O YouTube kanalı ikonuna basacak olursanız orada şeyi görebilirsiniz. Doğrudan benim YouTube kanalıma gidiyorsunuz. Ve YouTube kanalıma gelirseniz, yani şu anda ben canlı yayındayım mesela, yani bir kişi falan katıldı. Orada sorularınızı sorabilirsiniz rahatça. Yorumlar kısmında ve şeyde ben görebileceğim. İstediğiniz gibi yorumlarınızı buraya yazabiliyorsunuz canlı yayında. Ve buradan gitmek gerekiyor. Belki çok şey olmayacak. Mesela şu anda bir hastamız geldi. Ve ben orada sizin sorularınızı doğrudan ekrana yansıtabileceğim. Ne yazık ki böyle bir durum var. YouTube kanalından yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten hukuki çok ciddi bir problem yaratıyor. Şimdi Kübra'yı da alalım. Ne haber Hocam. Kübra? İyiyim. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Sağ ol. Sesini biraz açabilir misin lütfen? Sizden ricam lütfen YouTube kanalıma bağlanırsanız çok sevinirim. Ne yazık ki buraya soru alamıyorum. YouTube kanalından daha rahat soru alabileceğim. YouTube kanalında görüşmek üzere deyip bu canlı yayını kapatıyorum. Evet. Nasılsın Benim Kübra? sesimi net alabiliyor musunuz hocam? Sesin geliyor ama biraz az geliyor. Benim sesim iyi geliyor mu? Biraz sesi açayım ben kendi sesimi. Çok net duyuyorum ben sizi. O zaman sorun yok. Gerçi katılımcı burada çok az oluyor. Öbür tarafta 200 küsurlarda falan katılımcı oluyor. İnsanlara kolay geliyor ama ne yazık ki böyle de bir durum var. Maalesef. Yani hukuken böyle olmak zorunda. Umarım yani zaman içinde yaparak Instagram'a da belki bir şeyimiz olur. Buraya gelerek hastalar şey yapar. Belki Instagram'a böyle bir şey koymamız gerekiyor. Onunla bir konuşuruz. Evet, şimdi sorularla başlayalım. Beni direkt ekliyor oluruz. Zaten direkt oraya tıklayıp daha sonrasında da izleyebilirler. Zaten yavaş yavaş alışıyor olur zaten tüm takipçilerimiz. Evet, şimdi şeylerle başlayalım. Herkese merhaba diyeyim ben de. Şu anda da katılımcılarımız geldi. Buradaki şeyleri kesinlikle ne güzel bak sorularımız da geldi. Hatta şöyle diyor. Bunları tabii sen göremiyorsun. Öyle bir soru var. Evet, öyle bir durum var. Şu an ben göremiyorum onları. Yeni nesil HPV aşılarının farkı nedir? Eski aşıyı 3 doz vuruldum, yenisinde vurulmalı mıyım? Sorusu. Bu çok gelen bir soru açıkçası. Evet. Bu çok fazla geliyor. Şöyle anlatayım. Esasında yeni getirilen şeylerde 9 tip var. Yani diğerinde 4 tip vardı. Diğeri %82 kadar koruyabiliyordu çapraz reaksiyonla. Bu ise %90 küsurlarda koruyor. Oldukça ciddi miktarda koruyor açıkçası. Ancak şu anda yenisi yapılmalı mı? Bununla ilgili birçok böyle söylenti ve muhabbetimiz var bizim. Kongrelerde falan bu tartışılıyor. Fakat şu anda gerek olmadığı söyleniyor. Neden gerek olmadığı söyleniyor? Çünkü ikisi de esasında o kadar iyi koruyor ki aralarında çok ciddi istatistik bir fark yok. Bir süre sonra bu fark olacaktır. Ancak bu fark oluncaya kadar şu anda diğerini yapmaya gerek yok. Ancak önümüzdeki yıl
yanılmıyorsam Ekim ya da Kasım ayında Edinburgh'da benim geçen yıl Washington'da gittiğim Dünya Kongresi var. O kongreye hazırlanılıyor ve o kongrede bunu yapmayı düşünüyorlar. Tekrar ele almayı düşünüyorlar. Belki o zamana kadar CDC veya diğer şey bir yerlerden bir şeyler söyleyecektir. Bu arada şu soruları soralım. Çünkü çok fazla soru gelmeye başladı. Harika gidiyor bence. 13 kişi var ama bence şimdi kongrelerde de böyledir. Genelde salonda az çok kişi olmadığı zaman hocalar hep der ama açıkçası benim için salonda gerçekten ilgili olan bir topluluk olması çok daha iyi. Yani 20 tane kaliteli sorusu olan, soru soran insanın olması kongre salonunda bu konuyla çok da ilgilenmeyen 100 kişinin olmasından çok daha iyidir. O zaman gerçekten bilgi alışverişi olabiliyor açıkçası. Evet. Şimdi çünkü sorular bana sorular bu arada de söyleyeyim. Şu banner'dan sorular@suleymanakan.com'a istediğiniz zaman soru gönderebiliyorsunuz. Lütfen buraya soru sorun ve lütfen hpv.com.tr'yi yapın. Yani burada sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz açıkçası. Evet evet, ziyaret ettiklerinde zaten hem YouTube kanalında videolarda hem hpv.com.tr ile ilgili görüntüleyebiliyorlar. Şimdi ilk sorumuzu yönlendireyim mi hocam? Lütfen, rica edeyim. Tamam. Merhaba hocam. Tip 18 taşıyorum. 21 yaşındayım. Mart ayında CIN2 için bir lip işlemi oldum. Patolojik sonucum cerrahi sınırlar negatif. Endoservikal glandüler tutulum mevcuttur ibareleri geldi. Geçen hafta simir verdim. Ve sonucum LSIL geldi. Bu durumda endoservikal glandüler tutulumun bir etkisi olabilir mi? Olduysa nasıl bir etki olur bu? Şimdi şöyle, bir dakikanı rica edeceğim. Şunu göstereyim. Bir kere burada şöyle bir hata var. Şöyle göstereyim. Şurada hızla benim seçtiğim şey var. Bakın, bu ilk yazı, bu son derece güzel bir yayın. Bakın 18-24 arası CIN2 spontan regrese oluyor diye bir yazı. Avustralya'dan gelmiş. Bu çok kaliteli. ACTA Obstetric Gynecology bir Kuzey İskandinav ülkelerinin dergisi ve çok kaliteli bir dergidir. Böyle bir yayın var. Ondan sonra bakın bu 2022 ama şöyle göstereyim. Pardon, nerede o? Şu. Bu American Journal of Obstetric Gynecology çok kaliteli bir dergi. 25 yaşın altında CIN2 tedavi edilmeli mi diye soruyor. Yalnız dikkatinizi çekelim. Bakın bu 2011 yılında bu yayın. Bakın şu aşağıda görebilirsiniz. Dolayısıyla yani ta 2011 yılında bu tartışıldı ve bu iş bitti yani. Şimdi bu kızcağız, yani kızcağızda zaten CIN2 için kolonizasyon yapılmamalıydı. Yani baştan zaten yapılmamalıydı. Ve şöyle göstereyim. Mesela burada da, bu da çok kaliteli bir dergide çıktı. Bu da galiba American Journal'da çıktı. Tabii American Journal of Obstetric Gynecology bu da. Ancak bu çok yeni. 2020 yılı. Bakın %64 geriliyor. Yani 326 kadından bahsediyor. Yani bu hani bunlar bu kızcağızda zaten yani hiçbir anlamı yok. Hiç yapılmamalıydı. Glandar tutulum olmuş olmamış bu yaş grubunda pratikte hiçbir önemi yok. CIN2 için asla 25 yaş altı, 30 yaş altı. O Almanların bir çalışması var. Onu aradım, onu bulamadım. O yeni bir çalışmada, 2021 veya 22'de yayınlandı. O çalışma, o Almanların çalışması. O çok kaliteli bir çalışma ve o gösterdi ki 30 yaşın altında da regresi oluyor. Yeni, geçtiğimiz hafta Avrupa Jinekolojik Kanser Kongresi vardı. Orada da preinvaziv lezyonlarla ilgili oturumlarda CIN2'yi 30 yaşın altında hiç dokunmayalım noktasına kadar gelindi. Burada sorun HPV, hangi HPV'yi taşıdığı vesaire vesaire. Bu kızcağızın, ben soruyu bir kere daha açayım, kendi önüme de alayım. Evet, tip 18 taşıyormuş hocam. Evet.
Ama şöyle diyeyim, tip 18 taşıyor. Evet, tip 18 hoş bir şey değil, kabul ediyorum, yüksek riskli. Ama sonuçta bu yaş grubunda 16-18 isterse 5 tane tip taşısın bir şey değişmiyor. Cerrahi sinyal negatif, glandar tutulum diyor. Şimdi Lysil gelmiş. Evet. Bir kere o konuda da bir bilgi vereyim. Normal şartlarda konizasyondan sonra birkaç kere pozitif gelebilir. Yani bir kere pozitif gelebilir. İlk sinir daima askus veya cimbir gelebilir. Bunu çok önemsememek lazım. Dikkatli olarak izlemek lazım açıkçası. O zaman çok daha şey olur. Bu yani gereksiz yere hani cimbir geldi diye tekrar bir daha kolposkopi, tekrar bir daha. Hele bu kızcağızda hiçbir şey yapmamak lazım. Yani onu sakinleştirmek. Hastalar panik oluyor. Türkiye'deki en büyük sorun o. Yani nevrotik bir ortam yaratılıyor hastalar için ve hastalar gereksiz bir müdahaleye maruz kalıyor. Çok gerekli olan müdahaleler yapılmıyor. Gereksiz ne kadar müdahale varsa yapılıyor. Onu bir kere daha söyleyelim. 30 yaşın altında cimbir ve cinikiye dokunulmaz. 25 yaşın altında cimbir ve cinikiye dokunulmaz. 20 yaşın altında cinüçe de dokunulmaz. Hmm. 30 yaşın üzerinde cinikiye konizasyonu yaparsınız. Böyle izleyebilirsiniz vesaire vesaire. Yani dokunulmaz derken takip edilecek bu süreçte değil mi hocam? Yakından takip edilir. HPV tipler yani böyle bir algoritma yok ama ben kendi özelimde HPV 16, 18, 45, 33, 31 mesela öyle bir yayın var. Şurada bir yerlerde gösterebilirim şimdi açmıştım ama yani mesela cinki gelişen hastalara bakmışlar. Çin yayını. Çin'den çok büyük bir seri yayınlamışlar. Yani mesela diyor ki biz gördük ki diyor cinki gelişen hastalarda en sık 16-33'ü gördük diyor. Üçüncü sırada 18 var diyor mesela. Türkiye'de de zaten öyledir. 18 ya üçüncü ya dördüncü sıradadır Murat Hoca'nın yaptığı çalışmada. Dolayısıyla hani orada öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi burada kötü olan bu kızcağızda konizasyon yapılmış olması çok gereksiz yere. Ha konizasyon yapar mısınız? Yaparsınız. Cin 3 ise yaparsınız. Bakın Allah için. Şimdi benim şeye hazırladığımız bir yayın var. 42 tane vaka var. Bunların 8'ine mesela ben konizasyon yapmışım. Cin 3'müş. Bunlar 25 yaş altı hastalar. Bu iyi bir rakam. Yani bayağı iyi bir rakam. Hani baktığın zaman. Şimdi onları bu Ulusal Jinekolojik Kanser Kongresi'ne hazırlamıyoruz. Onun için şey önemli. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Sorular yine önünüzde sanırım. Bu merhaba hocam, yaşım 33'te gelen soruyu yönlendiriyor olacağım. 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tip HPV çıktı. Kolposkopi sonucu yer yer cinik ve cinit çıktı. Lip işlemi sonrası cerrahi sınır cimbir çıktı demiş. Ve iki dozla Gardasil 9'lu oldum. Aralıkta 3. doz olacak demiş. Yani yeni bir sonuç andığım kadarıyla 2 doz olduysa. Şimdi yani burada bir kere ben baştan bir şey söyleyeyim. Yani burada bir laboratuvar hatası var bence. Yani bu kadar tipi aynı anda alamaz. Bunların en azından bir bölümünü alabilir. Şimdi şöyle HPV laboratuvarları, şimdi isim zikretmiyor ama çok meşhur olan bir tanesinde de aynı problem var. Çok fazla yük alıyorlar özel laboratuvarlar. HPV laboratuvarlarındaki en büyük sorun şeyde problem olabiliyor. DNA parçacıkları uçuşabiliyor. PCR laboratuvarlarında, HPV demeyeyim, PCR laboratuvarlarının en büyük sorunu çok steril çalışmak zorundalar. Ve çok dikkatli çalışmak zorundalar. Laboratuvarda hatalı, yani ben açıkçası kendi çalıştığım laboratuvarları, benim hatır gönül bir takım hastalarım var. Onlardan mesela çağırıyorum, 2 ay sonra bila ücret bir tane daha gönderiyorum laboratuvara. Mesela burada bir şey var mı diye. Ondan sonra yani o öyle bir şey. Onun hani onu daima siz doktor olarak da kendi çalıştığınız laboratuvarı özelde de olsanız, üniversitede de olsanız check edeceksiniz. Laboratuvardan bağımsız bunu yapacaksınız. Bu kadar tip olmaz. Yani mümkün değil. Yani bu şey. Ondan sonra dolayısıyla yani o olması mümkün değil. Ondan sonra şey açısından da yer yer cin 2, cin 3 şeyi de söyleyeyim. Burada mesela öyle bir sonuç geliyor. Bir takım şeyler var. Cin 2 çıktı, cin 3 çıktı diye. Evet.
o en yüksek şeyi kabul ediyoruz. Yani biz ciniki ciniş çıktı. Şurada ciniki, burada ciniş, öyle bir şey yok. Ciniş olacak. Yani en yüksek lezyon neyse onu şey yapıyoruz. Sonra cin 1 çıkmış, bu olabilir. 2 doz Gardasil 9 oldu. Aralıkta 3. oldu. Yani ilişkiye girmekten korkuyorum diyor. Bence bu sorunun en önemli kısmı burası. Bütün bu tipleri vücudumdan atabilir miyim? Kesinlikle atabilir. Bağışıklık güçlendirici almalı mıyım? Yani evet. Bağışıklık güçlendirici diye bir kavram yok. Bağışıklığınızı güçlendirecek bir şey de yok. AHCC'ler, zartlar, zutlar, immunexler. Bunlar HPV bazındaki bağışıklık sistemi reaksiyonunu güçlendiremez. Yani olayın doğasına aykırı. Dolayısıyla bunları alırsınız, ne bileyim üst solunum yolu enfeksiyonu olmazsınız, eyvallah kabul ediyorum da yani bununla bir konunun bir alakası yok. Sadece hastalar hiç bir şeyler yapma şiarıyla sürekli olarak böyle şeyler yapıyorlar. Oysa bunun olmaması lazım, boşuna paralarını harcamamaları lazım. Bağışıklık sistemini en çok güçlendiren şey, ben söyleyeyim, spor yapmaktır. Gerçekten spor yapın yani. Ondan sonra şimdi diğer soruya gelelim. Peki hocam, orada bir sorusu daha var. Dokuzlu aşı oluyorum ama HPV olduktan sonra dokuzlu aşı olmanın bir anlamı yok dediler. Bu doğru mu diye soruyor. Bu bazen geliyor çünkü. Hayır, o külliyen yanlış. Yani dokuzlu aşı ondan sonra bir anlamı yok değil. Bence çok anlamı var. Ya en basiti Güney Kore çalışması var. Şu anda da bitmek üzere olan bir çalışma daha var. O da 2024'ün Şubat, Mart'ı gibi yayınlanacak. Büyük bir seri o. Ciniki ciniç olan ve kolonizasyona giden hastaları aşılamışlar. Bir grubu da aşılamamışlar. Aşılananlarda nüks oranı çok daha az görülüyor. Yıllar evvel bunu zaten Güney Koreliler gösterdi. Bir kere sihirden kurtulursunuz. Yani öyle bir şey var. Şimdi ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir grup sihirler, diğer grup anogenital kanserler. Eğer siz aşılandınız, sihiriniz o sırada bir daha çıkmadı, bundan kurtuldunuz. Bir daha sihirli olan birinden veya HPV veya 11 olan biriyle sihir çıkma olasılığını çok 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 düşürüyorsunuz yani. Böyle bir şey var. Hani sihirden çıktım, diğer lezyonlara bakacak olursanız da özellikle yüksek grade'li ciniki ciniş gibi lezyonlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Dolayısıyla aşılanın. Yani onun tartışılacak bir tarafı yok yani onun. Şey çok önemli. Hocam, bu sigara konusu var yine. Sigarayı bırakmak burada gerçekten önem taşıyor mu? Sigarayı bırakıyor olması HPV hastalığı yani. Sigarayı kesinlikle bırakması gerekiyor. Yani sigara, her seferinde söylüyorum, Langhans hücrelerini bozuyor. Hani bu başlık diyorlar ya, mesela aynı soruda şöyle, o diğer soruda AHC takviyesinin bu hasta faydalı olduğunu, test sonuçlarının negatif çıkabildiğini öğrendim. Doktoruma sorup kullanmaya başladım. Valla doktorların ben çok fikri olduğunu zannetmiyorum yani. Hasta soruyor, yani bir zararı yok, al kullan canım diyorlar da yani bu takviye hakkında ben yalan olduğunu düşünüyorum. Yani bir çalışma var, o biter. Ondan sonra bir şey söyleriz yani. Bu arada yani clinicaltrials.gov'a girdim. Orada da hatta şöyle bir şey yapalım. Madem bu kadar canlı yayındayız, bu kadar da şey muhabbeti oluyor, AHCC muhabbeti oluyor. Şöyle bir şey yapabiliriz yani. clinicaltrials.gov. Şöyle basarız abi. clinicaltrials.gov. Şöyle bir yer var. Ben şimdi size göstereceğim. Ondan sonra bu değil. Yani ben size şöyle göstereyim ve bunu aynı zamanda da paylaşalım. Bakın buraya şöyle göstereyim ben size. Böyle tüm ekran aldım ki hani görebilin diye. Şöyle. Şimdi görülüyor değil mi Kübra? Yani bilgisayar ekranından ya da telefon ekranından girmesine bağlı herkes, ama bilgisayar ekranından rahat görebilirler. Tamam.
Yani burada işte bir study bulun, yani işte condition or disease diyorsunuz mesela. HPV diyorsunuz. Tamam mı? Sonra related carcinoma, şunu şöyle yazalım, HPV. Ondan sonra drug name diyor mesela. Aha, CC diyor mesela. Search ediyorsun. Burada zaten çıkıyor, bakın iki tane şey çıkıyor. Bu meşhur şu şeyin yaptığı, bakın Houston, Texas'taki şeyin yaptığı, bu yayın olarak çıkardıkları şey. Ama şu anda bakın şöyle bir çalışma var. Bakın Çin'den, bu acayip bir çalışma. Bir tane daha vardı, bunları çektiler. Bakın başarılı olsa çekmezlerdi. Bir Meksika'ya ait bir şey vardı. Çok üzülüyorum onları şey yapmadım ama şuna bastığınız zaman bakın görüyorsunuz. Diyor ki 25 Nisan'da mesela son kez update olmuş. Bakın bütün burada her şeyi görürsünüz. Ne kadar işte kaç kişi alıyor mesela 60 kişi almış. Randomize mesela böyle yapıyor. Ve diyor ben diyor bunu diyor study'nin çalışmanın tamamlanmasını 31 Mart'ta 2024'te ben tamamlayacağım diyor. Ona tamamlayıp diyor. Ondan sonra bakın burada her şeyi var. Standartize ACC kapsülleri var. 5 kapsül 3 kere günde veriyor falan. Plasebo kontrollü bir çalışma. Çok kıymetli çalışma. Bunların hepsini işte bakın COBAS testiyle yapıyor. Her şey açık kaynak bunlar yani. Bunların hepsini görürsünüz yani. Kendinize girip bakabilirsiniz. Dolayısıyla hani buralara baktığınız zaman AHCC ile ilgili var olan bir Google Group çalışmayı da çektikleri için burada şey problem var yani. AHCC'ye ben açıkçası inanmıyorum. İnşallah bir şey çıkar, biz de kullanırız ama gerçekten inanmıyorum. Yani var olan HPV için olan kullanılan bir takım jeller falan, vagineye konan jeller, Türkiye'de olan var bir tane yurt dışında. Hele şu başka bir şeyler var. HPV, isil bilmem ne falan gibi bir takım haplar var. Bunlar külliyen yalan yani. Mutfağınızda bile yaparsınız. Verdiğiniz paraya yazık yani. Bir etkisi olması mümkün değil yani. İçine bakıyorsunuz hyaluronik asit falan var. Yani hyaluronik asit eğer bir şey yapacaksanız, hani bir işe yarayacaksa, diğer onları jel olarak vagineye sıkmanız gerekir. Onlar da zaten HPV'ye etki etmiyor. Oradaki epitelizasyonu artıyor. İkinci bulaşını ortadan kaldırıyor. Yoksa başka bir şey yapmıyor yani. Ondan sonra şey sorulmuş. Bak burada HPV ve mantar enfeksiyonu arasında bir ilişki var mı? Şimdi mantar enfeksiyonuna HPV'nin bir alakası yok. Yalnız orada şöyle bir şey var. Onu da gösterelim. Ondan sonra mantar enfeksiyonu şöyle. Mantar enfeksiyonu olduğu zaman şeyde problem çıkıyor. HPV'yi vücuttan atmakla ilgili bir problem yok. Servik şeyin olayı değişiyor. Şöyle bir şekil var da ona bakıyorum. Onu yani şeyden evvel hiç koymadım. Çok güzel bir şey vardı. Şöyle göstereyim. Laktobasillerden şeye doğru dönüyor. Dolayısıyla hani bu son derece önemli oluyor. Ve esas bir şey vardı. Bu şekli bulabilirsem, size gösterebilirsem, acayip bir şekil o. Yani şöyle, vaginal mikrobiyata bozuluyor. Zaten kadında vaginit olmasının sebebi bu vaginal mikrobiyatanın bozuluyor olması. Ve vaginal mikrobiyata bozulduğu için mantar enfeksiyonu oluyor. Tabii ki bunlarda HPV riski çok artıyor açıkçası. Dolayısıyla hani bu çok fazla arttığı için şey çok önemli oluyor. Şöyle şurada ya, acayip yayınlar var bunlarla ilgili. Mesela şöyle göstereyim ben size.
Yani mantar enfeksiyonu esasında mantar asla ve asla şeye sebep olmuyor HPV enfeksiyonuna. Ancak mantar enfeksiyonu oluyorsanız bilin ki vaginal mikrobiyatanızda da bir problem oluyor. Vaginal mikrobiyatada da bir problem olduğunda bakın şöyle bir şey var. Şunu şöyle açayım. Şimdi böyle bir community state tipleri diye bir tipler var. Ve bakın HPV infection progression of cervical lesion bu şekilde oluyor. Eğer 4A, 4B ve 4C tipi bir şeyiniz, cervicovaginal mikrobiyomunuz varsa ve laktobasilleriniz hızla düşüyorsa ve diversity meydana geliyorsa o zaman community tiplere ayrıldı bunlar. Bakın şurada 4A, 4B ve 4C var. Buralara geliyorsanız eğer vaginal mikrobiyatınız değişiyorsa ki bunlar mesela Gardnerella vaginalisler, işte bu genosub tipler vesaire. Mesela crispatusunuz varsa, Lactobacillus crispatusunuz varsa şeyi söyleyeyim ben. Şöyle mesela şu crispatusunuz varsa sizin şey olmanız şu crispatus çok daha zor HPV enfeksiyonu olmanız. Mesela gasteri başlıyorsa gasteri yani yavaş yavaş oraya doğru kayıyorsunuz demektir. Böyle enteresan bir şey var. Ve böyle bakın şöyle yayınlar çıkmaya başladı. Bu çok yeni. İşte 2022 yılında yayınlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında. Bakın servikal rahim ağzındaki şeyleri mikrobiyatayla beraber nasıl değiştiğini bakın burada hastalara ayırmışlar. Bunlar üzerinden bakın burada görüyorsunuz. Ya, yaşlara göre vesaire. Çünkü yaşla beraber de şeyler düşüyor. Bakın kandiyazisler vesaire. Bunlar HPV pozitif nasıl oluyor diye buna bakıyorlar. Ama burada sorun kandidiyazis olmak veya başka bir şey olmak değil. Buradaki sorun vaginal mikrobiyatanın bozulması. Yani şeyin şuradaki şeyin değişimin bakın şu değişimin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor sorunumuz. Yani şuradaki döngü nedeniyle oluyor. Dolayısıyla hani buna HPV enfeksiyonları mantar enfeksiyonuyla alakalı mı diye baktığında mantar enfeksiyonuyla alakalı değil ama vaginal mikrobiyomla alakalı. Bunu söylemek lazım. Diğer bir soru gene aynı sorudan şey yapayım. Evet yine aynı o, hastanın sorusu. Bu, yani yaklaşık 6 aylık düzenli bir ilişkileri varmış. Ve bu problemi öğrenene kadar hani korunmasız cinsel ilişki yaşıyorlarmış. Şimdi korunarak mı ilişki yaşamamız gerekiyor? Şart mı bu diye soruyor. Üzgünüm eğer çocuk istemiyorlarsa evet korunarak ilişkide bulunmaları lazım. Bu böyle. Şu soruyu ben söyleyebilir miyim? Burada sürekli tarihleri falan da yazmış hasta. Sihirleri var hastanın. Evet. Koter ile bir kere koterize edilmiş. Sihirleri artmış. Kan idrar terdi. Tekrar koter ile yakma gerçekleştirilmiş. Ne kadar sonra? 2 ay sonra aşağı yukarı. Gardasil 9'a olmuş. Kontrolü. Sihirler tekrar artmış. Başka hastaneye yönlendirilmiş. Kriyoterapi ile dondurulması, aldara krem olması önermiş. HPV 6 negatif, HPV 11 negatif, HIV negatif demiş. HIV sinir negatif demiş. Bu yüzden anne olamıyorum diyor. Valla anne olmanızın önünde sihirler bir şey değil. Bence esas sorun şöyle bir soru var. İlk doz gardasil vurulduktan sonra sihirlerde artış oluyormuş. İkinci dozdan sonra azalıyormuş. Ya bu külliyen şehir efsanesi. Yalan yani. Birileri bunları uyduruyorlar. Böyle bir şey yok. İlişkide bulunmamış olması bir şeyi değiştirmiyor. İlişkide bulunduğu partneriyle veya eşiyle evliyse sonuçta korunmak zorunda. Yani tüylerini almamak zorunda. Sihirleri eğer bu şekilde kazıdığınız zaman yani ciddi problem oluyor. Dolayısıyla yani bir kere kesinlikle gebe kalsın. Yani sihirler gebe kalmaya bir engel değil, bir problem yaratmaz. Doğum sırasında eğer bir kere gebe kaldıktan sonra sihirlerde bir artış görülebilir. Bu da anormal değil. Ancak doğum yapacağı zaman o bölgede yani taze sihirler varsa, yani gözde görülen sihirler varsa vaginal doğum biz önermiyoruz açıkçası. Vaginal doğum önermiyoruz.
Ve şöyle bir şey denmiş, Kotelli olmadı, Clio'ya gidin. Bakın bunlar arasında ciddi bir fark yok. Bunları nasıl kullandığınız önemli. Mesela ben Clio'yu tercih etmem ama yıllardır kullandığım için tercih etmem Kotelli. Clio çok zahmetli bir iş. O bahsedilen Clio fıs şeye sıkmanızdan bahsetmiyorum. Bayağı ciddi bunun bir tabancası vardır. Clio Kotelli yaparsınız. Özel ince uçları vardır. Böyle bir Clio yapacaksanız aralarında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama o tarz bir Clio'yu kullanmak harbiden çok zahmetli bir iş. Ben o yüzden tercih etmiyorum. Aldara kremi de, o da çok zahmetli. Yani bu daha yeni, işte bu Avrupa Jinekoloji Kanser Kongresi'nde vagina'daki nasıl cin 1, cin 2 var, vayin 1, vayin 2 var. Orada bir şey yayınlamışlar. Diyor ki bir algoritma yayınlamışlar. Kadınlar diyor aldara kullansın diyor. Abi aldara nasıl kullanacak? Yani olacak iş değil. Yani mümkün değil yani. Ondan sonra o yüzden hani orada bir olay yok. Dolayısıyla son cümle, çok fazla şey falan dedim ama sihirler açısından bir kere bu Gardasil'in dozlarıyla şununla bununla alakası yok yani 9'lu aşıyla falan. Genital bölgede tüyleri almasın, beraber olduğu kişi de eşi de o tüyleri almasın. Gebelik de bunun için, yani genital sihir gebeliği ertelemek için bir neden değildir. Ha, kadın kendini kötü hisseder vesaire vesaire, eyvallah, onu kabul ediyorum ama yani öyle bir şey değil açıkçası. Mesela şöyle, bu sihir etkili yöntem Kotelli mi, kriyoterapi mi? Yok abi, bunlar birbirine aynıdır. En etkili yöntem dediğimiz bir şey yok zaten burada, ikisi de aynı diyorsunuz. Doktor hangisine hakimse, burada önemli olan tek bir şey var. Hastayla oturacaksın, konuşacaksın. Genital sihir tedavisinde bu çok önemli. Yani nedense bizler sürekli olarak sonuca odaklıyız. Yani sonuca derken ameliyat edelim mesela. Şu geliyor, ameliyat edelim ama veya yakalım veya koterize edelim veya kriyokoter yapalım. Sorun bu değil ki. Yani bunun nüksetmemesi için ne yapılıyor? Hasta neyi yanlış yapıyor? Niye bu kadar çok nüksediyor? Yani bunları kanattı mı mesela? Bu tedaviler nasıl uygulandı? Şöyle şeyler duyuyoruz mesela. İşte bu tarafı yaktı, bu tarafı yakmadı. Böyle bir şey yok. Eğer bunları kotelize edeceksiniz, hepsini birden kotelize edeceksiniz. Bakın her şeyiniz bir bağışıklıktan bahsediyor. Ben zaten orayı kotelize ettiğimde, teorik olarak oraya bir hasar verdiğimde immün sistemi tetiklemiş oluyorum. Kriyo da yaptığımda aynı şey oluyor. Ama dediğim gibi o şeydeki eldeki fıs fıs kriyolar benim işime yaramıyor. Yani o harbi kriyo koterle olabilecek bir şey. Ama kriyokoter yapmıyorsanız ve yani o uydur kaydır o fıs fıslarla bunları şey yapıp onlar dökülüyorlar ama köküne kadar gitmiyorlar. Yani onların çok gerçekçi olduğuna ben inanmıyorum açıkçası Kübra. Dolayısıyla onu çok fazla tercih ettiğim bir şey değil. Ama harbi kriyo yapıyorsan sahiden diyorum ya, yani uçları değiştirmek falan zahmetli bir iş. Yani o şey olmuyor. Şimdi bana gelen bu son soruya gelelim. Evet. Söyler misin bir tanem? Nerede? Tabii ki. Hocam merhabalar diye başlıyor. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın demiş. Benim sürekli tekrar eden kaşıntı şikayetim var. Aslında az evvelki soruya benziyor. Cin bir tanısı aldım. Birçok doktora gittim. Mantar olmaması için yapılması gereken tavsiyelere %100 uydum. Ama bir süre sonra tekrar başladığını gördüm. HPV ile kronik mantarın ilişkisi olabilir mi diye sormak istiyorum der. İşte biraz önce anlattığım şeyler geçerli burada. Böyle bir ilişki yok yani. Evet, var da bu indirekt bir ilişki. Yani nedir o indirekt ilişki? Yani burada evet böyle bir şey var. Ancak yani bu vaginal mikrobiyomla alakalı bir şey. Vaginal mikrobiyom kötü olduğunda mantar enfeksiyonunda oluyorsunuz. Gardnerella vaginalis de oluyorsunuz vesaire. Ha şu var. Herpes simplex virüsü varsa HSV tip 2, bu gerçekten HPV'nin kapılmasını çok kolaylaştırıyor. Hatta şeyde bile bununla ilgili rahim ağzı kanseri hastalarda yapılmış çalışmalar vardı. Çok eski çalışmalardı. Ta ben Başestan 90'ların ortaları, 97'ler, 98'ler bunları habire okuyorduk o zaman. Gerçekten herpes simplex'le ilgili böyle bir şey var. Ama bunun dışında bu şey yok yani. Anlatabildim mi? Şimdi hocam bu hafta mantar enfeksiyonu vesaire hani cin 1'de çıkıyor. O sırada hani gidip bu kaşıntısı olduğunda semir testi mi yaptırıyor olması gerekiyor kadının?
Yok, hayır, kaşıntıyla alakası yok. Kadının zaten her yıl sinir testi yaptırması gerekiyor. Zaten akıntısı varken de sinir testi yaptırmaması gerekiyor. Önce akıntıyı tedavi etmeli, ondan sonra yaptırmalı. Ha, bu doktordan doktora değişir. Yani bu sizin tecrübenizle alakalı. Tim prep kullanıyor olmanız gerekir. Hala eski model şeyler kullanıyorsanız o zaman kesinlikle vaginal akıntı varken dokunmamanız gerekir. Akıntının şiddeti önemli. Falan falan, yani böyle bir takım şeyler var. Ama normal şartlarda, eğer çok ideal bir dünyadan bahsediyorsak, akıntı da çok fazlaysa orada zaten simir alınmaz. Onu tedavi edersiniz, simirle alırsınız. O öyle bir şey. Şimdi buradaki sorulardan devam edelim. Şimdi şöyle, ben bu arada o yorumlara, sorulara ulaştım şu anda. Tamam. Tamam. Siz beni duyabiliyorsanız ben onları size sorabilirim. Lütfen. Bana onları sorar mısın? Şimdi bu... Tamam. Hatta yeni nesil HPV aşılarının farkı nedir diye sorulmuştu zaten. Bunu cevapladınız. Evet. Onu cevapladım. Sonrasındaki soruya geçiyorum. Sayın hocam, esil ve HPV diğer pozitif çıktım. 19 Ekim'de kolonoskopi yapılacak. Kolonoskopi yapacaklar onlar. Evet. Ve kolonoskopi yazılmış sanırım. Myelonik jenerize gibi bir şey. Myelonik jenerize distonisi var hastanın. Bir kas hastalığı o. 7 yıldır her gün havuzda yüzüyorum. Şöyle, kadınlar bunu hep söylüyor. Onu cevaplayayım. Yani havuzdan size mikrop bulaşmıyor. Esasında havuzda mikrop bulaşmıyor. Sadece havuzu çok fazla klorluyorlar. Aksine faydalı bakterileri vaginada öldürdüğü için akıntınız oluyor. Mikrop bulaştığı için değil. Aksine fazlaca dümdüz temizliyor. Vaginanın içine klor girerse, yani kloru o kadar fazla koyuyorlar ki. Mesela orta kulak iltihabı falan da o yüzden oluyor. Kulağınızda su kaçıyor. Delice orada mikrop kapmasın diye delice klor koyuyorlar. Orada öyle bir problem oluyor. Şimdi öyle bir baktın ki Kübra, biz de bilmiyorduk onu falan diye. Evet, bu etkiledi. Bir de bu sorunun daha devamı varmış siz anlatırken. Şimdi oraları da okumaya başladım da o yüzden bir surat ifadem değişmiştir. Ama havuz konusunda gerçekten ben de ilk defa duyuyorum bu konuyu. Herkes girdiğinde evet bir mikrop kapıyoruz havuza girince diyor. Aha. Ya mikrop kapmıyor bence. Yani hasta burada şey demiş, kısaca HPV için partner gerekmiyor. Üzgünüm, HPV için partner gerekiyor. Ben hayatta inanmıyorum buna. Ha, bunu gördüğüm ve yani bunu gördüğüm hasta var. Yani bu iki tane ergende gördüm ben, ama ya o çok uç bir örnek. Yani ben hala onun bir adı vardı, şimdi unuttum, ona bir şey diyorlar. Komo bir şey, yani bulaş diyorlar. Havludan mavludan bulaşması, ben buna kesinlikle inanmıyorum. Yani inanmıyorum, şu anki bilgide inanmıyorum. Olmasa da bulaşabiliyor. Uzun süren geçmeyen akıntı artan kandida varsa mutlaka doktorunuzu simiri ihmal etmeyin yazmış. Üzgünüm, simiri ihmal etmeyin falan da, partneriniz olmasa da bulaşıyor diye bir şey yok. Partner vardır. Oradaki sorun, şunu anlamıyor insanlar, cinselliğin tanımı yok. Yani partneri 5 yıl evvel olmuş olabilir partner. Burada latency diye bir kavram var. Mesela şeyde de çok büyük bir yanılgı var. Hasta geliyor, ben cinsel aktif değilim diyor. Cinsel aktivitenin tipini tanımlamak lazım. Oral seks de bir cinsel aktivitedir. Türkiye'de pedding çok fazla. Yani sürtünerek cinsel ilişki, kızlık zarı meselesi yüzünden sürtünerek cinsel ilişki Türkiye'de çok fazla. Evet. Çok fazla. Dolayısıyla mukozaya değdiği zaman bu, ben işte partnere gerek yoktu, ben kimseyle beraber olmadım demek olmuyor. Biriyle beraber olmuş oluyorsunuz ve bir kere bile beraber olsanız, bir kere bile mukozaya değse bu bulaşabiliyor. O yüzden böyle bir şey yok. Yani bu, kendimizi aldatmayalım. Böyle bir şey yok. Ha, şunu diyebilirsiniz. 20 yıl evvel kaptığınız bir şey çıkar mı? Harbiden çıkar. Bu latency diyoruz. Yani bu da kendi içinde işte... Bu son Washington'daki Dünya Kongresi'nde bunu ikiye ayırdılar. Yani mikrobiyolojik latensi, klinik latensi gibi kavramlar geldi. Ama bunlar tabii çok böyle tartışılan şeyler. Ama böyle bir şey var mı? Var. Tamam. Zaten şimdi kendisi de demiş, 5 yıl önce boşandım, latent olabileceğini bilmiyordum diye. Cevaplarınız için de teşekkür etmiş kendisi.
Hani gerçekten şaşırtıcı, insanlar bu şekilde düşünüyorlar ama gerçekten dinlediğimizde, anladığımızda çok çok daha farklı Evet. şeyler öğrenebiliyoruz. Mesela Norveçlilerin bir şeyi var, Blatter çalışması var, bu Dünya Kongresi'ne sundular. Çok tatlıydı, çok da tatlı bir hoca, bir profesör, Norveç'te, Norveç veya İsveç'te Karolinska Üniversitesi var, çok meşhur bir üniversitedir, çok köklü bir tıp fakültesidir. Oradan, yani biz diyor latensiyi araştırmak için şey yaptık diyor, %15 civarında diyor geldi. Hani ben hiç ilişkide bulunmadım ve işte şey yaptı. Sonra diyor bunları tekrar diyor, görüşmeye aldık diyor. Aa evet, o zaman ha evet ya, unutmuşum bak, o zaman biri vardı falan, tamam mı? Böyle yani sonuçta %15'lik grup bir andaymış %4'e. Şimdi yani hani anlatabildim mi? Bu olmuyor. İnsanlar bilmem ne kadar evvel şununla beraber olmuştum diyor. Yani bu olan bir şey. Yapacak bir şey yok. Hayatın doğal akışında böyle bir şey var. Biraz da açıkçası insanoğlu mesela hele öyle kötü bir ilişkiyse hemen unutmak istiyor. Açıkçası onu hatırlamak istemiyor. Gerçekten de Kesinlikle. bir süre sonra unutuyor. Şimdi diğer sorumuza geçmek istiyorum hocam. Merhaba, tip 18 pozitif çıktı. 6 ayda bir kontrole gittim. Bir seneyi geçti, negatif çıktı. Tekrar 6 ay sonra tekrar test olacağım. Geri negatif olursa tamamen kurtulmuş olur muyum? Evet, tamamen kurtulmuş olur. Burada yanlış negatiflik oranı var mıdır diye bir soru olabilir. Yanlış negatiflik oranı diye bir şey var. Ancak bu aşağı yukarı %2,5 ile 4 arası değişir. Farklı farklı kaynaklar var. Nedense kimse PCR testlerini, farklı farklı PCR testleri var, hiç kimse bunları çok açık açık yayınlamıyor. Bence Türkiye'deki bu meşhur laboratuvarlar o kadar para alıyorlar, bu kadar test yapıyorlar. Yanlış negatifliklerini de yayınlamak zorundalar, yapmıyorlar. O ayrı bir konu. Zaten Türkiye'de ne şey oluyor ki, denetleniyor ki yani. Onların da ben denetlendiklerine inanmıyorum yani. Öyle bir şey oluyor yani. Mutlaka bir açık vardır. Evet. Hocam diğer sorumuzdan devam ediyorum hızlıca. Yine çok sorumuz gelmiş. İyi akşamlar diliyorum. HPV virüsünün 2-3 yıl içerisinde vücuttan %95 oranında atıldığı söyleniyor. Aynı zamanda virüsün vücuda alındıktan sonra yıllar sonra bile sihir ile kendisini göstermesi söz konusu. Vücut kendisini bu virüsten temizleyebiliyorsa bu durum hangi koşullarda söz konusu olur demiş. Valla bu durum en sık tekrar tekrar almakla ilgili. O yüzden aşılanın diyoruz. Yani siz aşılanırsanız bir daha tekrar alma imkanınız ortadan kalkıyor. Anlatabildim mi? Yani esas sorun oradan kaynaklanıyor. Yani bu virüsten temizlenebiliyorsunuz ama sonra tekrar alıyorsunuz. Hastayla zaten konuştuğunuzda böyle oluyor. Yani yeni bir ilişkin olmuştur diyorum. Aa evet hocam ya işte falan diyor yani. Hani o öyle oluyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. İşte biraz önce anlattığım latensi diye bir şey var. Ama bunu klinik olarak ispatlamak dünyanın en zor işi yani. Yani Evet. böyle bir şey yok. Sadece şöyle yani genital sihiri ben tedavi ediyorum. Burada diyorum ya retrospektif bir şey var. Genital sihiri tedavi ediyorum ve kadın bana şunu soruyor. Yani bir daha bu bana bu bir daha böyle bir şey olacak mı diye soruyor. Evet, gebe kaldığında çıkma ihtimali var diyorum. Ben de bunu söylüyorum zaten. Demek ki o latensi işte zaten bu çalışmalar oradan geldi. Yani böyle çıkıyorsa demek ki böyle bir şey var diyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Hocam sihirleri önce elektrik akımı ile sonra lazerle yaktırdım. Birer ay arayla 3 kez işlem yapıldı. Bu ay içinde tekrar tekrar lazer için randevu verildi. Bu süreçte aşının ilk 2 dozunu oldum. Sihirlerden tamamen kurtulmak mümkün mü? Yapılan aşıların var olan sihirlere ya da daha sonra oluşacak sihirlere etkisi nedir? Valla işte biraz önce söyledim ya daha sonra sihir kapma ve yani bir daha yani var olan şimdi şöyle bir şey. Bunların tekrar etmesinin bir sebebi vardır. Yani bunlar tekrar ediyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunu araştırmak lazım. Sürekli olarak işte bununla yaptık lazer daha iyi bununla yapalım falan. Lazerle açıkça söyleyeyim bende de lazer var. Üstelik bende karbondioksit lazer de değil yani. Ki albüm yak lazerle bile yakabiliyorsunuz yani ortalığı. Ama karbondioksit lazerle bu çok daha yüksek bir olasılık oluyor. Ancak sihirler açısından mesela ben elektrokoterle de şeyle de lazerle de çok ciddi bir fark olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bu benim tamamen kişisel şeyim. Zaten literatürde de bunlar arasında çok ciddi bir fark olduğu söylenmiyor. Dedim ya sihirler için söz konusu olduğunda sihir konuşuyorsak mutlaka ve mutlaka nedenleri araştırmak lazım. Yalnız bir grup hasta gerçekten geliyor. Bunun da işte öncesinde bir takım nedenleri var. Onları sormak gerekiyor. Hastaya şunu söylemek ki yani ben onları sorduktan sonra hastaya diyorum ki bak diyorum önümüzdeki 1,5 yıl bunlar sürekli olarak tekrar edecek.
devamlı. Ve sadece sen düzenli geleceksin, araları açılacak diyorum ben açıkçası. Yine hastaya net bir şekilde bilgi veriyorsunuz ki oldukça yeniden tekrar mı etti düşüncesine kapılmıyor. Zaten bunun normal akışta olduğunu bilmiş oluyor hastanız. Teşekkür ederiz. Başka bir sorumuz şu şekilde hocam. Simir askus HPV negatif çıktı. Kolposkopi yapılmadı ama cinsel birliktelikte çok az kanama oluyor. Sebebi nedir? Ne yapmalıyım? Orada servikal bir problem vardı. Çünkü simir askus geldi. HPV negatifse o askusa zaten kolposkopi yapılmaz. O çok doğru bir karar. Ama çok az kanaması oluyor. Yani çok az kanaması oluyorsa rahim ağzını değerlendirmek lazım. Orada bir sorun vardır. Erozyonu falan vardır kızcağızın. O yüzden oluyordur. Teşekkür ederiz. Peki hocam, aşının vurulduğu yaş ile koruyuculuk oranı bağlantılı diye duymuştum. Kolposkopi işlemi geçirmiş ve de 30. yaşta vurulmuş bir aşının koruyuculuk oranı çok mu daha düşük kalır? Hayır, hiç alakası yok. Yani şöyle, tabii ki ideal olan naif popülasyona yapmak. Yani hiç cinsel aktif olmayan birine yapmak. Ama ben şeyi göstereyim. Yani öyle bir, daha yeni bir tane çünkü kitap bölümü yazdım bununla alakalı. HPV enfeksiyonları ergenlerle ilgili falan, HPV aşılarıyla ilgili bir kitap bölümü yazdım. Orada da şey var, yani orada da oradaki rakamı ben söyleyeyim. Normal şartlarda şey %95 falan koruyor yani. %95 falan koruyor. Bayağı ciddi koruyuculuğu var. Şeyin cinsel aktif olsa bile kadın söz konusu olduğunda yaşın çok bir önemi yok. Yani biz bazılarına şey yapıyoruz, bazılarına yap, yani niye 46 yaş? Onun hikayesini hep anlatıyorum, bir kere daha anlatayım. Javier Bosch var, onun elinde data var. Önce bu şeylere bakıyor ve gösteriyor ki bir pik var. Yani kadınlarda genelde 16-26 yaş arası çok büyük bir pik oluyor ve ondan sonra inip belli bir stabilitede devam ediyor bu. Bu tabii 2000'lerin verisi. FDA'den onay alırken o yüzden firmalar 16-26 yaş FDA'ya onay alıyorlar. Sonra Javier Bosch 2010 küsurda bir data daha yayınlıyor. Tabii çok büyük bir pik var gene klasik olarak 16-26 yaş ama 40 küsurlarda bir pik daha oluyor. Evet. Onun üzerine FDA'ya bir daha başvuruyorlar. Biz diyorlar yani ellerinde zaten data var firmanın. Ya diyor bak diyor antikor titrasyonumuz değil biz bunları da yapalım diyorlar. Onlara da yapıyorlar. Yani o grubu da 46 yaşında indikasyon alıyor. Javier Bosch şimdi yeni bir şey yayınladı. 60 yaşında da pik oluyor. Şimdi tartışılan konu şu. 60 yaşında kadına yapalım mı yapmıyor mu? Sebebi şu. 60 yaşında HPV kapsa zaten rahim ağzı kanseri olma riski nedir ki? Yani o tartışılıyor. Evet. O yüzden öyle bir şey yok yani. Yaşlı çok kadında erkekte var bence. Erkek konusu biraz şey, ben 35 yaşın üzerinde şu anda yapmıyorum. Ama belki uzun vadede yapacağız, bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Peki hocam, 23 yaşında oğlum var demiş takipçiniz. HPV aşısı olsun mu ve hangi doz olsun? İşte kaç doz, hangi markayı tavsiye edersin? Markaya bir şey yok zaten. Bir tane 9'lu aşı var. Diğeri 4'lü aşı bulmak çok zor. Mutlaka olsun. Yani ben açık söyleyeyim, benim 2 tane oğlum var. İkisi de oldu. Yani o, yani biri 21 yaşında, bir tanesi 16 yaşında. İkisi de yıllar evvel oldu yani. Evet. Olmazsa olmaz artık. Bütün çocuklarımız için zaten geçerli. Böyle güzel şeyleri de okumak istiyorum. İlk çocuğumu hamileyken tam 18 sene önce tanıdım sevgili Süleyman Hocam'ı. İyi ki tanımışım sizi hocam. Demiş Sema Hanım. Teşekkür edelim. YouTube'da olma sebebimiz de bu mesajlar. Şöyle bir sorumuz var hocam. Sinir sonucum cimbir geldi. HPV 52 var. Yoğunluk orta derece. HPV 53. Yoğunluk düşük derece. Biyopsi işlemi yapılacak. 30 yaşındayım. Ne önerirsiniz? Valla kolposkopi öneririm. Kolposkopi yapılır. Sinirde cimbir geldiyse 52 şeydir. Yüksek riskli gruba girer. Kolposkopi yapılır. Kolposkopide biyopsi alır. Biyopsi sonucuna göre de 30 yaşındaysa o sonuca göre yol alınır yani. Başka bir şeye gerek yok. Şurada şey var, HPV 16 pozitif, CIN2 bu zamana kadar 2 ve 3 yılda bir sinir vardı. Evet. Bu seviyelerine kadar neden hiç çıkmadı? Ay, çok güzel soru bu. Şimdi gerçekten bu olabilir. Birincisi, yani bu birkaç sinirden kaynaklanan bir problem var. Sinirden kaynaklanan bir problem var. Sinirin yanlış negatifliği yüksektir.
O yüzden biz esasında kadına 2-3 yılda bir değil, her yıl simir aldırmasını istiyoruz. Ben bir yerlerde yakalarım. Anlatabildim mi? Artı bir şey daha. HPV tip 16 ne zaman çıktı bilmiyorum ama HPV tip 16 çıktığı anda zaten simir alınır ama önce kolposkopi yapılır. Yani simir alınır, kolposkopi de yapılır. Yani ikisi beraber yapılır. Dolayısıyla sürekli simirlerle bunu izleyemezsiniz. Gerçi bu son Avrupa Kongresi'nde şimdi İngilizler, yani ESCO, İngiliz bir kadın bir sunu yaptı. Bence Türkiye'de çalışmayacak bir şey. Yani hastayı tutamıyorsunuz. İngiltere'den gelen algoritmalar genelde şey oluyor. Çok, yani İngiltere'deki tıp çok eleştiriliyor ya zaten. Yani çok böyle maliyet performans analizi fazlaca hasta aleyhine düşünen algoritmalar. Yani orada diyor ki şimdi siz tutabilecek misiniz? HPV tip 16'm var. Güzel. Simir aldım. Negatif geldi. Kolposkopi yapma, bir yıl sonra yap diyor. Benim HPV tip 16 olan, simiri negatif olan, kolposkopide cidiş çıkan bir yıl hastam var. Şimdi bunu kadına nasıl diyeceksiniz? Yani bu çok zor. Yani öyle algoritmalar var. Bakalım şimdi yayınlayacaklar mı, göreceğiz. Yani bunların ben rutinde, yani öyle özel hekimlikte falan bunların uygulanabileceğini hiç zannetmiyorum. Şöyle bir soru var hocam. Anüs bölgemdeki soruyu okur musun? Ben şey yapamam. Evet, merhaba efendim. Anüs bölgemde sihirler çıktı. Sonradan Gardasil 9 aşısı oldum. Koterle yakmam önerildi. Daha sonra tekrarlar mı? Anüs'ün neresinde olduğu çok önemli. Anüs'ün içine doğru giriyorsa gerçekten tekrarlama riski orada çok yüksektir. Free cleavage diye bir şey var. Sihirin şey olması. Bununla ilgili bir sorun var anüs bölgesinde. Hatta şöyle bir şey var. Ters bir orantı vardır. HPV tip 6 ve 11 rahim ağzından hemen temizlenir. Ama anüs bölgesinden temizlenmez. Oysa tam tersi, HPV 16 ve 18 anüsten hemen temizlenir. Ama sihire neden olan 6 ve 11 hemen temizlenmez. O ilginç bir ters ilişki var orada. Anal bölgenin kondilomları bizim için derttir. Yani onlar düzgün yakılmalı, içeriye bakılmalı vesaire vesaire. Teşekkür ederiz. Peki hocam, oral seks ile HPV bulaş riski vajinal seks ile aynı orantıda mıdır? Evet, aynı orantıdadır ama tabii şöyle bir şey var. Oral seks ile HPV bulaşır ama çok hızlı bir şekilde de atılır. Yani oral sekste kolay kolay orofarangel kanser riskinden bahsediliyor ama buradaki sorun böyle rahim ağzını taradığımız gibi tarama testi yok. Tarama testi olsa bile yani ağız içinden şey falan alıyorlar ama bizim boğazımızda Valdeher halkası diye bir halka var. Yani bizim şöyle diyeyim, bizim vücudumuzun, hep bunu söylüyorum, vücudumuzun en kirli yeri bizim ağzımızdır. Yani şöyle diyeyim, anal bölgeden daha kirlidir. Çok daha kirlidir. Dolayısıyla ağız içindeki immün sistem çok daha farklı, çok daha girift ve bizi çok daha fazla koruyan bir sistemdir. O yüzden mesela insanoğlu eğer ısırığı varsa, ısırıyorsan ve kanatıyorsan, öyle bir şey var, tetanoz aşısı falan olman gerekiyor. Yani gidip biri seni ısırdı. Yani sadece insanoğlunun ısırığı tatsızdır. Dolayısıyla hani oral sekste bir şey olur mu? Normal şartlarda çok hızlı olarak, genelde ergenlerle ilgili çok sağlam çalışmalar var. Çok hızlı ağızdan atılıyor yani. Böyle kolay kolay bir şey olmaz. Öyle diyeyim yani. Teşekkür ederiz. Bu aslında aynı sorudan birkaç defa gelmiş. Onu özetlemek istiyorum. 22 yaş HPV anal seksle korunmasız bir şekilde anal kanala bulaşırsa atılır mı vücuttan? Aslında az önce bahsettiğinize benzer bir soru. Evet, evet. Atılır. Şeyi de söyleyeyim, esasında anal bölgedeki sihirle anal seksin çok fazla bir alakası yok, sihirden bahsediyorum. Yani bu yaş 22 yaşında atılır. O zaman hiç bahsetmediğim bir konuya girelim. Rahim ağızda bir transformasyon zonu var biliyorsunuz. Bunları hep bahsediyorum ben. Ve bu transformasyon zonuna yerleşiyor zaten. Biz yani kolposkopi yapınca bu geçiş bölgesine yapıyoruz kolposkopiyi. Buraya şey yapınca buraya yapıyoruz. Sorunumuz burada aynı şey esasında anal kanalda da var. Yani o anal kanalda da bir transformasyon zonu var. Burada da bir geçiş bölgesi var. Aynı rahim ağzına benzer bir şekilde. Dolayısıyla benzer bir döngüsü var. 3 aşağı 5 yukarı. 22 yaşında hiçbir şey olmaz. Atılır yani. Atılır.
Teşekkür ederiz. Aynı soru zaten birkaç defa gelmiş. Tamamını cevaplamış olduk. Merhaba, Gardasil sonrası etki ne zaman görülür demişler. İkinci dozdan sonra. İyi bir soru o. İkinci dozdan sonra görülür. Tamam. Yani Biraz ikinci dozdan geç. sonra korumaya başlar. Üçüncü doz booster dozudur. Yani ne demek o? Şu andaki Gardasil ne kadar koruyor gibi bir soru var. Gardasil şu andaki kord 17 yıldır koruyor. Dolayısıyla firma daha bile bunları izliyor. Yani bu şekilde olur. Teşekkür ederiz hocam. İlk doz aşı oldum. Bu CIN1'in gerilemesine pozitif etki yapıyor mu diye sormuş aslında bu soruya benzer bir soru. Pozitif etki yapmıyor. Yani öyle bir şey yok. CIN1 zaten geriler. Ancak diğer aynı kişinin yukarıda bir sorusu var. Lip sonrası biyopside sınır negatif ve CIN1 gelmesi ne demek? CIN2, CIN3 temizlendi ama daha derinde hala anormal hücre var demek midir? Şimdi şöyle, hayır. Öyle bir şey demek değil. Kolposkopik biyopsi alınırken CIN2, CIN3 olan alan çıkartılmış demektir. Geriye CIN1 olan alan kaldı demektir. Arka tarafta da bir şey yok demektir. Bu iyi bir şeydir. Bunun nüksetme ihtimali de çok düşüktür. CIN3'ün nüksetme ihtimali bir HPV tipine bağlıdır. Eğer HPV tip 16 pozitifse %10-12 bu nükseder. Bir yılın sonunda. Bunu etkileyen başka faktörler de var. Onlar ayrı bir şey değildir. Evet. Şu hocam, dörtlü aşı 3 doz olacağı 9 aşı olmak istiyorsak kaç doz olmalıyız? Buna cevap vermiştim. Olmamalısınız. Yani şöyle, üzerinden ne kadar zaman geçmeli? Yani kongrede falan konuşulduğunda bir yıl dendi ama bu yani çok tartışmalı lakırdılar bunlar. Anlatabildim mi? Şimdi şurada bir şey var. O çok 16-52 ne kadar sürede geçer? Yani 52 çok, 2 yıl içinde %80 falan geçer de. HPV tip 16 aşağı yukarı 1 yıl içinde yüzde, öyle bir seri var. 400 küsur vakalık bir kadınlara ait bir seri var. Hatta gösterebilirim de. Yüzde 1 yıl içinde %40, %72 yıl içinde %85, 3 yıl içinde ortadan kalkıyor. HPV tip 16'yı atmak zordur. Hele tekrar ben onu yazmışımdır bir yerlere, çıkar diye bakıyorum ama tip 16 pozitif diye olmuş. Yani şu, bir yerlerde var, öyle bir yayın var yani bende. Şimdi bulamadım. Çıkmadı. Nasıl yazıyorum? Clearance falan yazdım herhalde. O şey yok. Burada bir soru daha var. Sonra iki soru daha alıp bitirelim. Negatif dendi, yakılması yeterli dendi. Tipini öğrenmeli miyim? Şimdi şöyle, negatif dendi, yakılması yeterli dedi. Yani burada bir şey yakmanın bir mantığı yok. Yani neyi yakacaklar ki? Ben şeye de karşıyım. O, rahim ağzına yara ver, bunu yakalım diyorlar. Yani yakılacak bir şey yok orada ya. Çok yanlış yani. Onlar şey yapmıyor lazım. Şu son soru hocam. CIN3'e konizasyon yapıp cerrahi pozitif sınır gelirse hemen rekonizasyon mu yapmak gerekir yoksa 3 ay bekleyip kolposkopi simir mi yapmalıyız? Şöyle, kolposkopi simir, yani şöyle, buna simir yapmalıyız. Kolposkopi, bazıları kolposkopi de yapıyor. Ben genellikle 3 ay bekliyorum ama 6 ay beklenmeli. Yani 6 aydan evvel hastaya hiç elini sürmemek gerekiyor. Simir almak gerekiyor ve ondan sonra şey olması gerekiyor. O öyle bir şey yani. Tamam. Hastalar bölümü iletişim bilgilerini soruyor ama o şöyle, onu göstereyim size. Yani bizim bannerlarımız var. Ben Bunlar. söyleyeyim, Süleyman hocamız evet aktif hasta bakıyor ama randevu almamız vesaire zamanlama olarak biraz zor olabilir. O yüzden mutlaka yardımcı olacağız zaten bu konuda. Bu süleymanakan.com üzerinden de Evet. olabilir. Bununla buradan şey yapılabilir. Zaten girdiğin zaman yani ben her yerde çıkıyorum yani, o çok sorun değil. Onu şey yapabilirsiniz. Çok normal yaşamıyoruz. Bu arada Instagram'dan
Instagram'dan canlı yayın yapacağım. Ne zaman yapacağım? İtalya'ya gidiyoruz ya. İtalya'da Lazer Kongresi'nde. Oradan canlı yayın yapacağım böyle. Hem de yemekten canlı yayın yapacağım yani. Orada enteresan bir gece olacak çünkü. Neyse Kübra çok teşekkür ederim. Katılan ben çok teşekkür ederim hocam. Herkes de çok teşekkür ediyor. Herkese de çok teşekkür ederiz. Ben şey yine söyleyeyim. Klinimizin yeri Nişantaşı'nda süleymanakan.com iletişim tarafından ulaşabilir herkes. Ulaşmak isteyenler var çünkü. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere Kübra. Görüşmek üzere hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Sağ olun.